Arkadaşlar herkese merhaba. Sizlere çok çok e, güzel bir soru daha çözeceğim şimdi. Bu soruyu e, videoyu durdurup çözmeyi deneyin isterseniz. Önce hatta soruyu bir okuyun. Soruyu anlayabilirsiniz. Çözmeyi deneyin. Ondan sonra videonun devamını izleyebilirsiniz. Birkaç tane öğrencim bana bu soruyu sormuştu. Hatta ilk seferinde ben de, e, bende de jeton düşmemişti açıkçası. Buradan o öğrencilerime de selam olsun eğer bu videoyu izliyorlarsa. Daha sonra kendileriyle istişare tekrardan edeceğiz bu soruyu. Şimdi ben size bu soruyu şöyle tane tane çözmeye çalışacağım. Önce birlikte soruyu bir okuyalım. Daha sonra da yorumlamaya çalışalım. Soru da şöyle demiş. Aşağıdaki şekilde yan yana ve alt alta dizilmiş banka kasalarının bir bölümü verilmiştir. Bu kasaların numara verilirken en üst sıranın en solundan başlanarak ardışık sayılar şeklinde devam edilmiştir. Bir sıranın sonuna gelindiğinde ise numaralandırma işlemi bir alt satırın sıranın en solundan benzer şekilde devam edilmiştir. Yani burada numaralandırma işlemi bittiğinde bir alt satırda tekrardan kaldığı yerden devam ederek numaralandırmaya devam ediyorlar. AB 2 basamaklı ve 1 AB 3 basamaklı birer doğal sayı olduğuna göre AB sayısı kaç farklı değer alabilir. Şimdi arkadaşlar ilk başta bu AB sayısı 62'den küçük olduğunu düşünmemiz gerekiyor. AB küçüktür 62'den. 115 bir AB'den küçük olacak. 115 küçüktür 1BA. Şimdi bunların arasındaki fark ile yani bir AB ile 115 arasındaki fark ile 62 ile AB arasındaki fark birbirine eşit midir? Önce bir bunu tartışalım. Şimdi bunların ikisi aynı hizada değiller mi? Evet, hatta bak sondan birinci diyemeyiz ama çünkü devam ettiğini söylemiş. E bunlar aynı izahda olduğu zaten şekilden anlaşılıyor. Şekilin hani yamuk yumuk olduğunu zannetmeyin. Hepsi alt alta sıralanmış bir şekilde. Düzgün bir sıra, sıra halinde bu kasalar yerleştirildiği için bunların aynı izahda olduğunu söyleyebilirim. O halde bunların arasındaki fark ile bununla bunun arasındaki fark birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Yani 62 eksi şöyle göremediniz o kısmı 62 eksi AB ile 100 BA eksi 115 arasındaki fark birbirine eşit olmalıdır. Şöyle biraz parlıyor sanırım. Heh, şöyle yakınlaştırayım. Bunları çözümleyelim. 62 eksi ona eksi b. Normalde 1b 10 aydı. Eksi dağıttık. Eksi ona eksi b oldu. Şimdi buradan 100 artı 10b artı a eksi 115. 100'den 115'i çıkarttım. Bu 10b Artı A. Eksi 15 kaldı. Eksi 15'i de karşıya atarsam 77. Eksi 10 A. Eksi B eşittir. 10 B artı A kaldı. Şimdi 10 A'yı karşıya B'yi de karşıya atarsam buradan 11 A artı 11 B. O da eşittir. 77 arkadaşlar. Şuradan biri yazmayı unutmuşum. O zaman hepsini böldüğümde şöyle biraz sayfayı kaydırayım. A artı B toplamının 7 olduğunu bulabilirim artık. Şimdi neler olabilir A artı ve toplamı 7 ise 1'e 6 2'ye 5 3'e 4 sonra 4'e 3 5'e 2 ve 6'ya 1 olabilir. Şimdi arkadaşlar biz az önce zaten burada ne demiştik AB 62'den küçük. Hepsi 62'den küçük mü? Evet. Bakın şuraya tekrardan dikkat edin. AB 62'den küçük ve bu birleri de sadeleştirdiğimde 15 küçüktür BA olacaktır. Yani 15'ten de büyük. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. 16 neden olamıyor? Ya da 61 neden olamıyor? Şimdi bu AB 62'den küçük ama hemen ardışığı değil. Yani burası 61. olabilir ama burası 61. banka kasası olamaz arkadaşlar. Daha daha küçük olması gerekiyor. O zaman 61'i eledim. 61 olamayacağı için 16 da olamayacaktır. Simetri olamıyor çünkü. Simetri neden olamıyor? Bak buraya 1 ve 6 yazarsan 116 yapar. E bu 115'ten hemen sona gelen midir? Hayır. O yüzden 16 ile 61 olamıyor arkadaşlar. Sonrasında buradaki AB hizasındaki sayıya baktığımızda 115 tek olduğu için bunun da tek olması lazım. O yüzden bu 34 kesinlikle olamayacaktır. Aynı zamanda 52 de tek olmadığı için olamayacak. O zaman ya 25'tir ya da 43'tür AB sayısı. Demek ki AB'nin alabileceği 2 değer varmış. 45 ile pardon 25 ile 43 olacaktır. Bir götürüp yerlerine yazalım isterseniz 25'i. Burası 25 olabilir mi? Evet 62'den küçük ve bayağı bir geride. Peki ben buraya 25 yazarsam 120 pardon 152 olabilir mi? Olabilir. Bayağı bir ileridedir. 43'ü de yazdığımızda tekrardan deneyelim. 43 62'den küçüktür. 134 115'ten de büyüktür. Sağlar ve bak burası da çiftken burası tek oluyor. Aynı şekilde 52 çiftken 152 çiftken 25'te tek oluyor. Yani bunlar bu değerleri sağlayan sayılardır. O yüzden cevabım 2 adana olacaktır arkadaşlar. Soru gerçekten de kaliteli ve gerçekten de birçok öğrencinin düşeceği hatta boş bırakacağı bir soru. Çok güzel ve yorumlaması da keyifli bir soruydu gerçekten de. İlk etapta göremeyebilirsiniz. Ama soruyu çözümünü dinledikten sonra umarım sizler de anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.